Engin, üşüyeceksin oğlum dışarıda. Hadi gir içeri. Anneciğim, dışarısı sıcak. İyiyim ben. İçtin mi bakayım sen ilaçlarını? İçtim oğlum, içtim. Merak etme. Bir çay koysam beraber içer miyiz? İçeriz tabii. Anne. Efendim. Bak diyorum ki eve bir yardımcı alalım. Sabah gelsin, akşam ben dönünce de evine gitsin. Hem işleri görür, hem de sen ben yokken yalnız kalmazsın. Ne dersin? Bilmem ki. Ayak altında dolaşmasın. Dolaşmaz annem, dolaşmaz. Eh, bakarız madem. Selam canım. Selam. Ah, eliniz kardım ama... Böyle daha iyi. Hayrola? Yarın akşamki doğum günüme davet etmek için uğradım. Arkadaşlarla toplanacağız. Sen de uğrarsan. Gelemem. Neden? Geceleri annemi yalnız bırakmak istemiyorum. Bir geceden ne olur ki? Olmaz. Zaten kadın bütün gün tek başına. Olmaz, gelemem. Doğum günü kutlu olsun. Bana böyle davranamazsın Engin. Nasıl davranıyorum ki? Ay, yokmuşum gibi. Saçmalıyorsun. Davadan vazgeçiyorum. Kararımı avukata da bildirdim, haberin olsun. Boşanmıyorum. Nilgün, konuştuk bunları. Evet, konuştuk. Son sözüm de bu. Boşanmıyorum. Anneni bir bakım evine yerleştirip hayatında bana da bir yer atacaksın. Başka çaresi yok Engin. Yeniden birlikte olacağız. Ya zorla ya da güzellikle. Ama mutlaka olacağız. Bak, dönüp dolaşıp aynı konuya gelmenden bıktım. Annem hiçbir yere gitmiyor. Ben de ölene kadar onu hiçbir yere bırakmıyorum. Bitti. Bu kadar. Anne, neyin var senin? Yok bir şey evladım. Yok yok, bir şeyin var senin? Hiç, baban geldi aklıma. Eski günler. Sesler duydum, kim gelmiş oğlum? Önemli biri değil anneciğim. Sen merak etme. Önemli biri değil. Anlattığına göre bir anda gözü dönmüş. Adamları haklama kısmına ben de yetiştim. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Helal olsun Zeynep kardeşime. İyi gelmemiş mi usta? Sinirlerini atmamış mı? Atmış vallahi. Bilsem önceden adam yollardım üstüne. Neyse neyse. Haftaya dönsün artık kardeşim ya. Özledik vallahi. Nereye kadar bu yat ya? Murat komiserim. Dün havada yaşananlarla ilgili bir iki şey sorabilir miyim? Çok kısa hemen. Dur bir dakika dur. Toplantı halindeyiz şu an. Görmüyor musun? Ne toplantısı? Bir gazeteci harcayalım diyoruz. Var mı tanıdık şöyle? He? Sopalık biri. Çok komik. Komik tabii. Tamam tamam usta. Bırak usta ya. Kim yolladıysa bu deliği sürekli ayak altında. Yalnız ben size değil Murat komiserle konuşuyorum. Anlatacak bir şey yok Ece. Olan oldu. Hem işine yaramaz artık. Eski haber. Ya o zaman yeni bir şeyler var mı? Birazdan olacak. Allah Allah, ne olacak acaba? Sabır ya, sabır ya. Ya kızım, sen burada işe yaramazsın. Söyle seni magazine falan versinler. Şöyle renkli renkli, canlı canlı, kanlı kanlı. Geç öyle be. Tamam. Tamam. Tamam tamam Ece, hadi hadi. Hadi. Hayret bir şey ya. Ya sen de anlasın demiyorsun. Ne yapsın, kızın işi bu. Ekmek parası. Soracak tabii. Delirtiyor beni. Oğlum uğraşma artık şu kızla ya. Kaşınıyor. Delirtiyor beni. İyi bir kıza benziyor ama. İyiyse cennete gitsin kardeşim. Bana ne? Belki gider. Evet doğru aradınız. Anladım, tamam. Bir saniye. Başkomiserim. Efendim Aylin? Komşunuz arıyor. Şerife Hanım diye biri. Cepten aramış ama ulaşamamış. Allah Allah. Versene bakayım. Alo, Şerife abla. Engin, rahatsız ettim yavrum. Olur mu abla? Ne oldu, ne vardı? Engin'cim, Neriman abla yok evde. Nasıl yok? Sabahtan ilaçlarını hatırlatayım diye uğradım. Çaldım. Açmadı. Şimdi yine geldim, içime sinmedi. Bu sefer senin bıraktığın anahtarla açtım. Girdim, yine annen yok evde. Ya abla nereye gider? Sordun mu sağa sola? Sordum, gören eden yok. Son çare seni aradım. Tamam, tamam abla, ben hemen geliyorum. Ne olmuş? Kötü bir haber mi? Annem evde yokmuş. Başkomiserim, koca kadın dolaşmaya çıkmıştır belki. Yok, pek çıkmaz evden ya. Hasta biraz. Hadi birlikte gidip bakalım. Gerek yok, siz kalın ya. Ben hallederim. Ya hadi çıkalım. Çevre ekiplere haber ver. Ben telsizden eşkali geçeceğim. Tabii başkomiserim. Ali sen burada kal. Bir şey olursa ararsın. Tamam. Hadi başkomiserim, buyurun. Tamam. Evladım bakar mısın? Evladım bakar mısın? Nasıl gideceğim ben Darlazlı'ya?
Neden cevap vermiyorsun? Teyze, turist o turist anlamaz. Öyle mi? Otur bakalım sen şöyle. Buyur teyze. Nasıl giderim ben Darülacize'ye? Vallahi bilemeyeceğim teyze ama karşıdan binmen lazım otobüse. Burası ters tarafa gider. Öyle mi? Sağ ol yavrum, sağ ol. Rica ederim teyzeciğim. Toplanıp gitmiş. Birine misafirliğe falan gitmiş olabilir mi? Hayır Hüsnü, olamaz. Bu yazın... Bakayım. Engin, mutluluğuna engel olmak istemiyorum. Başımın çaresine bakarım. Beni arama, annem. Duydun değil mi? Her şeyi duydum. Ne demek istemiş başkomiserim? Uzun hikaye Hüsnü, sonra anlatırım. Bölgedeki devriyeleri sıklaştırdık. Biz de çıkıp arayalım. Hadi. Mesut, biz böyle gidelim. Siz de şöyle bakın. Tamam. Ben aşağı gidiyorum. Gidecektim ama kayboldum galiba. Ne yapacaktın Darülacize'de? Orada mı kalıyorsun? Yok, ilk kez gideceğim. Bir yardım etsen bana. Ben de polis anasıyım. Sevabına götürüversen beni. Polis anası mısın? Gel anneciğim, gel. Hay Allah razı olsun. Sağ ol yavrum, sağ ol. Merkez, tamam. Kadını bulduk. Arada yapar mı böyle? Haber vermeden çıkıp gider mi? Hayır, hayır ilk defa. Eski bir arkadaşına falan gitmiş olabilir mi? Eski komşusu, mahallelisi. Bilmiyorum ki. Vallahi beynim durdu arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorum. Eğer onu bulamazsam... Alo, ne var Nilgün? Nasılsın canım? Geliyor musun akşam? Ayarladın mı işlerini? Ya hiç, hiç sırası değil şimdi Nilgün ha, hiç. Efendim Ali. Tamam. Tamam, hemen geliyoruz. Bir şey mi çıktı? Polisler bulmuş annenizi. Beşiktaş polis karakoluna götürmüşler. Of, çok şükür ya. Açın yolu kardeşim, açın, 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 açın. Açın yolu. Geçmiş olsun. Sağ ol. Açın yolu. Annem, anneciğim ya, neredesin sen? Ha, aklım gitti vallahi ya. Bulamadım ki adresi, kayboldum. Nereyi bulamadın? Anneniz Darülacize'yi arıyormuş başkomiserim. Bizim arkadaşlara rica etmiş bıraksınlar diye. Darülacize mi? Neden? Arkadaşınla mı geldin beni almaya? Hasan Usta'nın oğlu Musa değil misin sen? Sakar Musa. Vallahi tanıdın teyze. Helal olsun. Tanımam mı hiç? Az mı sopa yedin benden? Camımızı kırar kırar kaçardın. Ya. Çocukluk işte. Öpeyim Neriman teyze. Berhudaroğlu oğlum. Sen de otur teyze. Gel. Anne, artık eve gidelim mi? Eve mi? Hı hı. Eve. Çok top oynadık, acıktık teyze. Senin böreklerden yapsana, yesek, ha? Patlıcanlı böreğimi özlemiş bu kerata. Görüyor musun Engin? Evet, görüyorum anneciğim. Hadi, hadi çıkalım. Ha. Mis gibi süzme yoğurdum var. Bir de ayran yaparım. Oh! Hadi. Karınla aram benim yüzümden bozuldu. Daha dün kavga ettiniz, duydum. Ettiysek ettik anne. Yani ben Nilgün'e göre yaşayamam ki. O isterse gelip bize uyar. Senden vazgeçmeyeceğimi kaç defa söyledim. İnadına geliyorsun. Ne bileyim ben. Kim ister evini bırakıp gitmeyi? Hele belli bir yaştan sonra. Ama senin saadetine engel olmak bana yakışır mı? Mecbur musun bana bakmaya? Mecburiyet ne demek anne? Sen benim ömrümsün. Çocukluğumsun. Gençliğimsin. Her şeyimsin. Hayatımın bütün güzelliklerinde sen varsın anne. Nasıl gidersin ya? Beni nasıl terk edersin? Oğlum. Canım. Ben seni terk edebilir miyim hiç? Annem.
Efendim? İyi akşamlar başkomiserim. Ben asayişten Sevda. İyi akşamlar Sevda. Söyle. Ekibin intikal ettiği olay yerini bildirecektim. Bir cinayet vakası. Tamam, hemen çıkıyorum ben. Anneciğim, ben çıkmak zorundayım. Dikkat et oğlum kendine. Sağ ol.